Türk savunma sanayi firmaları Azerbaycan ve Filipinler'de gerçekleştirilen savunma fuarlarında ürünlerini sergiledi. Türkiye ve Azerbaycan arasında savunma sanayi alanında bir dizi önemli anlaşma imzalandı. ADEX 2024'te Aselsan, Azerbaycan'a haberleşme ve veri güvenliği sistemleri ihraç etmesine dönük anlaşmalar imzaladı. Aselsan'ın ADEX'te imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde Aselfilir 500 ve Tolu'nun satışı gerçekleştirildi. Repkon, ADEX 2024'te Azerbaycan Devleti ile anlaşma imzaladı. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Azerbaycan'ın Savunma Sanayi Bakanlığı arasında eğitim alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Robit Teknoloji, ADEX'te kamikaze drone Azat'a yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirdi. 19-21 Eylül 2024 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen İGEF'e 70'i aşkın firmanın katıldığı açıklandı. Havelsan, Filipinler Savunma Bakanlığı şirketi, Philippine Aerospace Development Corporation'la otonom sistemlere yönelik işbirliği mutabakat zaptı imzaladı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün beraberinde savunma sanayi firmalarının üst düzey yöneticileriyle Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın 37. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Aslan'ın Azerbaycan'a uçak bombası tesisi kuracağı bildirildi. TürkSat Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Hasan Hüseyin Ertok görevini Ahmet Hamdi Atalay'a devretti. İstanbul Air Show 14. kez kapılarını açtı. Türk savunma sanayi firmaları Nusret 2024 davet tatbikatı kapsamında teknolojilerini sergiledi. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde 6G konferansı gerçekleştirildi. Altınay Savunma, BIST 100 endeksine dahil olduğunu duyurdu. ULAK haberleşmenin milli taşınabilir 5G özel şebeke sisteminden ilk sinyal alındı.